Şöyle diyebilirim, bir kısmı bunların sonuç olarak önümüze geliyor. Sonuçlar çok tehlikeli olmayabilir. Yani baştan niyetinizde de yok, gelin camiye sadece Allah için gitmişsiniz. Ama çıkışta orada biriyle karşılaşmışsınız. Bir münasebet olmuş, ya ben de yarın sana uğrarım, o, o malı senden alırım falan. Ticaretle dönmüşsünüz. Gidişte böyle bir şey yoktu, dönüşte var. Yani bu bi ni'metin min Allahi ve fadlin gibi olmuş. Bunda bir problem yok. Ama bir sonraki gidişinize ya yine inşallah biriyle denk geliriz diye etki ederse bu sonraki gidişiniz problemli oldu artık. Ee, ama yok işin başında niyetinizde olmayan şeyler sonunda çıkıyorsa onun problemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü siz bunu bunun için yapmıyorsunuz. Ee, şu da güzel olan bir tarafı, bir sonraki gidişinizde, içinizde bunu da bulduğunuzda cık, yok ya, nereden de çıktı şimdi o ya, keşke öncekinde hiç böyle biri denk gelmeseydi de şimdi böyle niyetime böyle bir şey girmeseydi ya, ne yapsam ki? Başka camiye gideyim o zaman ben gibi veya orası da çok uzak ama ya, hiç mi gitmesem camiye, o da olmaz ki. Bunu yaşamak bile Allah Azze ve Celle'nin önüne, ya Rabbi ben bundan memnun olmadım. Yani sana olan niyetimin yanına başka bir şey eklenince ki bu senin hikmetinle eklendi. Ben bundan memnun olmadım. Yine sadece senin için olsun diye kendi içimde bir mücadelenin içine düştüm. O zaman işte ihlas da bu çabanın ta kendisi. Bu çaba aslında kişinin öz iradesi. Memnun olmamış bu şeytanın bıraktığı yeni şeyden. O zaman umulur ki bu mücadelenin sonunda yani kişi beğenmezse niyetinin üzerine düşen bu şeytani eklentiyi o zaman Allah Azze ve Celle şeytanın eklemeye kalkıştığını nesk eder. Hükümsüz kılar. اُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ Ve ayetlerini Cenab-ı Hak ihkam eder, sağlamlaştırır. Kişi ondan sonra e, huzura erer. Beğenmedi ya onu. cenab Hak onu onun üzerinden alır. Ama beğenirse ya güzel gidiyor ya sabaha da gideyim ben yasırlarda sabah da birileri çıkar belki ve ben hep namaza devam edeyim bu namaz oradan bayağı bir iş geliyor çevre oluyor e, namaz sonrası da birileri orada kümeleniyor vesaire başka yerlere de gidiyorlar oralara da gideyim yani bak bu yem onu aldı götürüyor yani hem oturuyoruz yiyoruz içiyoruz hem çevre yapıyoruz cemaat oluyoruz şöyle oluyoruz yani iş oluyoruz et, para dönüyor e, bakmışsın denklemin odağında merkezinde artık e, onun çok beğendiği ve kabullendiği şey Allah yem olarak attı ama onu aldı amaç olarak hayatına en üstesına yerine yerleştirdi bu kimse bu şeytanın şeyine e, geldi demektir ki bu da Allah'ın hikmeti böylece vazgeçecek olanlarla, ucuz şeylerle değiştirecek olanlarla Cenab-ı Hakk'ın rızasını hiçbir şeyle değişmeyecek olanlar ayırt oluyor yolda. Ve bu sürece sadece bizler uğramıyoruz. Allah'ın peygamberleri de uğramışlar. Cenab-ı Hak buyurdu ki, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪يٍ illa اِذَا تَمَنَّا Biz ne bir Rasul ne de bir Nebi göndermedik ki, o bir şeyi temenni ettiğinde yani şöyle yapayım böyle yapayım diye illa alqa şeytanu fi umniyatihi şeytan onun düşüncesine illaki bir şey getirip bırakır. işte bu yemlerden bırakıyor. Alternatif şeyler. Bunu da elde edeceksin. Bu da olacak. Çok iyi yapıyorsun. Niyetine bir eklenti oluşturmaya çalışıyor. İlla alqa şeytanu fi umniyatihi. İlla ki şeytan bunu yapar. Ama Cenab-ı Hak dedi ki, Feyen اللّٰهُ مَا şeytan. الشَّيْطَانِ Sonra Allah şeytanın o bıraktığını nesk eder. Yani hükümsüz kılar. Hiç o aklınıza gelir, bakarsınız hiç asıl derdiniz o değil. Böyle hiç bir etkisi olmaz. Hani e, tabir ediliyor ya, deryaya bir e, kedi yahut hayvan e, pislese ne olur koskoca denizler? Hiçbir tesiri olur mu? olmaz. Ama kabını sığ ise e, o zaman e, hemen onu kirletir. Allah Azze ve Celle Cenab-ı Hakk'a gönül bağlamış, onun rızası gibi sonsuz bir vadine tutunmuş kimselerin nazarında bu dünyevi olan şeyleri şeytanın getirdiklerini e, nesk eder, hükümsüz kılar, etki edemez ona. Onun niyetini ve içini bozamaz hani halkın tabiriyle. ثُمَّ يُحْكُمُ اللّٰهُ Ve Allah ayetlerini muhkem hale getirir o kişinin kalbinde. Biz de dileyelim ki Allah Azze ve Celle e, bu e, niyetimizi saflaştırabilmek, e, temiz tutabilmek hususundaki e, çabamızı e, daim kılsın. Çünkü bir süre sonra bundan vazgeçenler de var. Bu işin raconu bu diyenler de var. Elbette bal tutuyoruz, parmağımızı yalamalıyız. Diyenler de var. Başkaları kendi döneminde çok yaladılar, biz de şimdi yapmalıyız. Hatta bu işi İslamla ilişkilendirip Müslüman güçlü olmalı, kuvvetli olmalı vesaire diye süreci tamamen artık dünyevi bir şeyleri kazanmaya döndürenler de var. Bunlar yoldaki sınav süreçlerimiz ee, dileyelim ki Allah Azze ve Celle bizi muhafaza etsin, arındırsın, temizlesin, bu yanlışlarımızdan paklasın. Sadece kendi rızası uğruna e, bir çaba ve gayreti, e, kendi kişisel arzusu, beklentisi, makam, mevki, şöhret, mal, mülk benzeri bunları hesaba katmadan tam da başta yola çıktığı şekilde dava için yani Allah Azze ve Celle'nin davası, İslam'ın davası, Cenab-ı Hakk'ın bizi yarattığı ve yaşattığı asıl amaç uğruna hayatı yaşamayı nasip etsin. Bunu da Cenab-ı Hak وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinize imanı sevdirir ve onu sizin kalplerinizde süsler, bezer. Kul o demin söylediğiniz sıkıntıyı yaşayınca Cenab-ı Hak sırf benim için olabilmek için huzursuzluk yaşıyor diyecek ona. Başka şeyler onu rahatsız etti görüyor musun? Memnun kalmadı yemlerden. Keşke hiç bu süreçte menfaat el önüme çıkmasaydı ya nasıl yapsam ki acaba diye. Bu hoşnutsuzluğumuz çok önemli o demin dediğiniz şey. O hoşnutsuzluğu devam ettirebilir ve mücadelemizi yaşarsak Allah Azze ve Celle inşallah o vaat ettiği kalplerini imana iman ile bezediği, süslediği ve imana sevdirdiği kimselere bizi de ilhak eder inşallah.